şey birkaç rüya ile başladı. Sonra açıklayamadığım birkaç ilginç tesadüf. Yıllar yıllar sonra topladığım bilgileri bir araya getirdiğim bu belgeseli birçok dostumu kaybetmek pahasına yaptım. Bir kısmı dünyanın sayılı bilim adamlarından, bir kısmı dini inançları olan birçok dostumu. O kadar tuhaf, yaşadığımız üç boyutlu gerçeklik ve doğrusal akan zaman kavramına o kadar ters düşen olaylar ki, zaman zaman ben bile soruyorum kendime, neden böyle bir belgeseli yapmak zorunda olduğumu. O zaman hafızamdaki kayıtlara gidip bizzat yaşadığım onca şeyi hatırlıyorum ve bu bana tekrar çalışma gücü veriyor. Yine bu belgeseli yaparken anladım, insanları asıl ayıran şeyin neyi ya da neleri mucize olarak tanımladıkları olduğunu. Bu öyle bir konu ki ancak bir şeyler yaşadığınız zaman inanmanız mümkün olabiliyor. Bu noktaya gelmek benim 10 yılımı aldı. En az 10 yılımı. Aslında sorun iki ana noktada düğümleniyordu. Bedenin kendi kendine çalışmaya başlayan bir makine olmadığını, hayatta oluşumuzu bize can veren bir enerji parçasına borçlu olduğumuzu kabul ettiğimiz anda, ummana doğru bir büyük kapı açılıyor. Bu enerji parçasının bizleri yaratan büyük güçle bir bağlantısı olduğunu ve ölümden sonra bir şekilde bilincimizin var olmaya devam ettiğini kabul edersek, bir kapı daha açılıyor. Karşılaştığım insanların öyküleri ve öğrendiğim birçok şey sistemimden geçtikten sonra hayatın büyük bir derinlik kazandığını görüyorum. Bu projeyi yaparken çok güzel, çok bilge, çok içten insanlarla tanıştım. Kimi halk adamı, kimi bilim insanı, kimi şifacı, kimisi medyum olan bu insanları çok sevdim. Her biri hayata başka bir pencereden bakıyor ve bambaşka şeyler görüyordu. Sonra kendi kendime dedim ki, insan bu kadar çok şeyi bilirse ve hayatı bu kadar derinlemesine algılayabilirse elbette karıncayı bile incitmeye dayanamaz. Dayanamaz çünkü her canlı için hayatın eşit derecede değerli olduğunu bilir. Ve yine bilir ki farklı inanç biçimleri olsa da tüm kainatı yaratan varlık tektir. Herkes için aynıdır. Bu yüzden de farklı dinlere, farklı kültürlere mensup insanları dışlamaya, eleştirmeye ya da katletmeye aslında hiç de gerek yoktur. Burada bahsi geçen olayların birçoğunu kendi üzerimde denedim. Deneyemediklerim de var. Onlar belli ki daha üst düzey bir varoluş frekansını gerektiriyor. Eski evlerdeki mekanların da ruhlarının olduğunu, oraya giden insanların enerjilerinin orada kaldığını, bırakıldığını biz biliyoruz. Gitmiş olduğumuz bir dergahta da öyle var idi. Orası ahır olarak kullanılmış. Ahırdaki odunlar dışarıya çıkar. Hayvanlar hep akşamları dışarıda, gündüzleri tekrar odununu hayvanların içine koyar ama akşamlar tekrar çıkar da. Korkuyor, nedir bu diyor, nedir bunun sırrı, kim çıkarıyor bu odunları, hayvanları diye. En sonunda o insan o evi satmak zorunda kalıyor. Beni kurtar, ey Nuri beni kurtar diye birkaç kere rüyasında tecelli edince orayı satın alır efendi. Ahırın altını kazınca orada çok güzel bir mezar ortaya çıkıyor. 13. yüzyıldan kalma bir derviş erenlerin mezarıymış. O ortaya çıkıyor ve odunları da hayvanları da dışarı geceleri çıkaran onun maneviyatıymış. Bir gün bir bağlantı kurdum ve bana Vega'dan geldiğim, Vega takım yıldızından geldiğim, 6. boyut olduğum söylendi. Şöyle söyleyebiliriz, Allah evrenimize
13. boyuttan yansıma yapmıştır diyebiliriz. Yani burada bir kişi 13. boyuta ulaştığında ona varmış oluyor. Halden hale geçe geçe ona varmak deyimi buradan geliyor. Sistem sana bir şey yapmak istediğinde insanları aracı olarak kullanır. Bizzat kendileri yukarıdan bir yardımda bulunmazlar. Yani insanlara o mesajı verirler. İnsanlar da tabii bunu gayri ihtiyarı bilmeden o iyiliği içinden geldiği gibi düşünürler ve o şekilde yaparlar. Bir işaret aldığımda yapmam gereken budur diye düşünün. O şekilde hareket ederim. Zaten burada sizinle görüşmemin sebebi de bu şekilde oldu. İşareti aldım. O şekilde geldim. 2005 yılında, o zaman bu bana söylenmişti, evrensel sevgi diye bir form kurmuştuk biz. Çünkü o zamanlar bu konularla ilgilenen çok çok az insan vardı. Yani 20-25 kişi geçmiyordu. Bir tane bayan bana özelden mesaj attı. 10 yıl önce dedi bir varlık bana gelmişti ve Vegalı doktor olduğunu söyleyip Kur'an'la ilgili bilgiler vermişti dedi. 10 yıldır da görüşmüyormuş artık. Yani 10 yıldır bir iletişim kopukluğu olmuş. Ve o gün benimle konuştuktan sonra, yani o gün akşamı tekrar o varlık geliyor. Ve benimle ilgili, hani Tuğcan'la aynı enerjiyi kullanıyorum diye söylüyor. Albion'un Ormanları diye bir kitap önerisinde bulunuyor. Ertesi günde ben ona bir kitap öneriyorum. Avalon'un Sisleri diye. Ve sonra bakıyoruz ki internetten yazarları aynı. Yani aynı yazarın iki farklı kitabı öneriliyor. Yani onunla o şekilde bir bağlantım olduğunu anlamış oldum. Çünkü bizler tek boyutlu varlıklar değiliz. Yani bizler çok boyutlu varlıklarız. Her boyutta varız. Yani bu boyutta insan boyutunda yaşarken başka boyutta bir diğer insana rehberlik yapabiliyoruz. Bir tarihte yine İngiltere'ye gidiyordum. Oğlum Londra'da yaşıyordu. Uçaktayız. İlk defa uçağa binen biriyle gidiyordum. Korktu. Korkma, çok rahat gidiliyor dedim. 3 saat bir yolculuk yaptık. Marşın üzerinden geçerken bir anda bir baktım kanatların üstünde. İnanın bu ufaları çiziyorlar ya, şekil olarak ufaları gösteriyorlar hep bize. Aynısını ben 2 tane birden gördüm. Ve yanındakine dedim ki ufalar var, ben hayal görmüyorum herhalde dedim. Ben görüyorum, bakıyorum. O diyor ki ben bir şey görmüyorum. Ay burada nasıl görmezsin? Bakın 2 tane birden diyorum. Ama nasıl ışık hızıyla uzaklaşıyorlar. Bunu gözlerimle gördüm ben. Bunlar var. Hani görene ve körene derler. Büyüklükleri, şimdi uçakta giderken bunu ifade ederiz. Kanadın üstünün genişliğinde, uzunluğunda düşünün. Demek ki 10'ar metre veya fazla olur, 10 metre fazla olur ama yani 7 metre büyüklüğünde dairelerdi bunlar, daire şeklindeydiler. Ve gri. Astrofizikçilerin NASA bilgilerini kullanarak yaptıkları hesaplamalara göre sadece bizim gök adamız olan Samanyolu galaksisinde 8,8 milyar kadar yaşanabilir iklim koşullarına sahip gezegen bulunduğu tahmin ediliyor. Üstelik bu galaksilerden de bildiğimiz kadarıyla en az 100 milyar tane daha olduğunu biliyoruz. Evrende yalnız olmadığımızı tahmin etmek hiç zor değildi zaten. Aslında biz Samanyolu galaksisinde yaşıyoruz. Hatta galaksinin dışına doğru bir yerdeyiz şu anda. Normalde evrenin sıcaklığı eksi 273 santigrat derece. Sıfır Kelvin dedikleri. Yani madde eksi 273 derecede, daha doğrusu atomların hareketi duruyor. O çevresinde dönen elektronlar duruyor, yavaşlıyor. Tam durmuyor ama yavaşlıyor. Yani madde, madde olmaktan çıkıyor. Orada hiçbir şey yok artık. Sıfır. Ama biz dünyamızda sıcacık yaşıyoruz. Birbirimizle uğraşıyoruz, didiniyoruz, çırpınıyoruz. Yere bir damla su damlasa yeşeriyor. Can oluyor, hayat oluyor. Son zamanlarda Şanlıurfa'da Göbekli Tepe'deki bulgular dünya tarihi hakkındaki bilgilerimizi alt üst etti. Göbekli Tepe'deki kalıntılar insanların 11 bin yıl önce bir çeşit medeniyet kurduklarını ve bir tanrı kavramına sahip olduklarını gösteriyor. Bu İngiltere'de Stonehenge denen ve yaklaşık 5 bin yıllık olduğu anlaşılan esrarengiz taşlardan da, yapımı tuhaf bir şekilde aynı tarihlere denk gelen Mısır'daki piramitlerden de çok daha eski. 6000 yıl daha eski. Bilinen dünya tarihi milattan önce 10.000 seneye kadar gidiyor. O zamandaki taş devri insanlarından bahsediyoruz.
Ondan sonraki işte yontma taşçılar, taş devri, tunç devri falan diye geçer. Ama bu Sanskrit'teki bilgiler ya da bu Vedik kültürün yazıtlarına bakılacak olursa dünyada çok çok daha eski kadim medeniyetlerin olduğu ve bunların yüz binlerce yıl önce olduğu, dünyadaki insanların çok yüksek medeniyet seviyelerine ulaştıklarını, gerek doğal afetler, gerek farklı nedenlerden dolayı bu insan ırkının tamamen silindiği, degradasyona uğradığı, sonradan tekrar geliştiği anlaşılmış. Ama aradan çok zaman geçip çok büyük afetler geliştiği için kanıt bulmakta zorluk çekiliyor. Asya'nın bazı bölgelerinde bulunan taşların üzerine yazılmış yazılarda dünyaya insanoğlunun çok eskilerden başka planet, gezegenlerden geldiği hakkında bilgiler de var. Birçok farklı kültüre ait efsanede görüyoruz bu tür bilgileri. İnsanlık ve kurduğu medeniyet dünyada defalarca yok olup sonra yeniden sıfırdan başlamış. Bizim Nuh Tufanı olarak bildiğimiz olay bunlardan sadece bir tanesi. Hatta bir teoriye göre bu medeniyetlerden biri kristalleri kullanarak aydınlanma ve ısınma gibi gereksinimlerini karşılayabiliyor, düşünce gücünü fiziksel güce dönüştürebiliyor ve enerjiyle şifa vermeyi biliyordu. Yakut şamanlarının yaptığı şamanik çalışmalarla insanları tedavi ettiği biliniyor. Mesela bir hanım vardır, ismini Olga Kardeti isimli bir hanım vardır. Araştırdığınızda internette görebilirsiniz. Novosibirsk'a psikiyatri hastanesi başkanıdır bu hanımefendi Olga Kardeti. Yakut şamanlarıyla çalışarak ağır bazı hastalıkları, işte şizofreni gibi, paranoid şizofreni gibi hastalıklarda modern tıptan çok daha ileri boyutlarda tedavi yöntemleri geliştirmiştir. Amerika'da çalışıyor Olga Kardeti şu anda. Bir perde var evrende. Bu perde gönül gözüyle, yani mesela eğer incelerseniz biraz Anadolu Sufizm'de, Anadolu tasavvufunda bu gönül gözünden bahsederler. Bektaşiler bahsederler bunu. Mevleviler bahsederler. İki evren arasında bir perde var. Bu iki evren arasındaki perdeyi bazı kişiler bilgileriyle, genetik eğilimleriyle, çeşitli çalışmalarda eskilerden gelen eskilerin bilgileriyle kısmen aşabiliyorlar bu perdeyi. İşte bu perdeyi aşabilen kişiler şifacılar oluyorlar, medyumik yetenekleri olan insanlar oluyorlar, falcılar oluyorlar, sembol bilimciler oluyorlar. Biraz Hacı Bektaş'la ilgilenenler, biraz Mevlevilikle ilgilenenler, ilmi ledun denilen bir ilim vardır İslamiyet'te, kalbe gelen bilgidir bu. Kalp gözü açık olanların görebileceği bir döneme giriyoruz. Doğa, afiyetin bir güç olduğunu, bir enerji olduğunu inanırlardı ve bu enerjiyi, bu gücü yönlendirebileceğine de inanıyorlardı. Şimdi halen o inancın bilgileri kullanan ve muhafaza eden insanlar var. Biz 2 sene önce Sibirya'ya gittiğimizde bu insanlarla tanıştık ve bir kutlamaya katıldık. Kutlama bahçede yapıldı. Kocaman masalar kuruldu. Yemekler işte masalara konulmaya başladı. Ve bir anda yağmur bulutlar geldi ve yağmur atıştırmaya başladı. Hava karardı. Yani belli ki çok ciddi bir yağmur olacak. İnsanlar kalkmışlar. Ve yağmur tanrısına onur duası etmeye başladılar. Onu onurlamaya başladılar ama hep beraber. Ondan sonra ondan yağmurun olmaması için en azından biz işte kutlamayı yapalım ondan sonra yağ diye. Rica ettiler hep beraber, yine onur, yine rica, yine onur, yine rica ve çok şaşırdığımız bir şey oldu.
bizim bahçemizin işte bir bölgenin etrafında bulutlar açıldı. Yağmur olmadı. Etrafımızda böyle uzakta yağdı belli. Orada hava karaydı. Ama bize güneş geldi ve yağmur olmadı. Ondan sonra bu gündüz tabii ki oldum. Akşama kadar yağmur olmadı. Ama saat 11 gece şimşek ve anormal bir yağmur bize de geldi. Yağmur bir güçtür, bir enerjidir. Biz de enerjiyiz ve biz insanız aslında birçok şey yapabiliriz. Bilsek yapabileceğimizi. Yani bence biz bilmediğimiz için birçok şey yapamıyoruz. Ama bunu bilirsek, buna inanırsak biz birçok şey yapabiliriz. Teknik makinaları kullanmadan, sadece beyin gücümüzü kullanarak, sadece inancımızı kullanarak yağmuru çağırabiliriz, yağmuru durdurabiliriz. Ve ne kadar çok insan olursa, ne kadar çok grup bunu isteyen, bunu yapan grup olursa o kadar tabii ki etkili oluyor. Çünkü ortak bilinç her zaman daha büyük güç. Demek ki bizim Anadolu'da kurak mevsimlerde yapılan yağmur duası bir batıl inanç değil. Zaten bu insanlar sonuç almasalar binlerce yıldır böyle bir gelenek sürer miydi? Dua etmenin evrenle iletişim kurmanın bir yolu olduğunu biliyoruz. Ben bu evreni yaratan ve bizi koruyup kollayan, gözeten ve çok büyük bir güce inanıyorum. Bulunduğum ülke ve inanışımdan dolayı bunun adı Allah. Ben içimden direkt Allah'la talepte bulunup, bağlantıda bulunup bir şeyi istediğimde bana verdiğini her seferinde şahit oldum ve gördüm. Eğer siz evrene doğru soruyu sorarsanız size doğru cevap doğru zamanda geliyor. Sakrum kemiği bizim omuriliğimizin en son kısmında, kuyruk sokumunun en alt kısmında üçgen bir kemiktir. Ve bizim köklerimizi oluşturur. Omuriliğimizi dengede tutan bölümdür. Ve iç enerjimiz oradan başlayarak omurilik boyunca hareket halindedir. Sabah dönerken bu enerji aktif duruma geçiyor. O yaratılış enerjisiyle kundalini, şakti enerjimizle bütünleşme gerçekleşiyor ve bu enerjinin ardından aslında yaradanla bütünleşiyoruz biz. Ve bu esnada vücutta fiziksel, ruhsal ve enerjisel bir iyileşme gerçekleşiyor. Ben kendi kendime evimde bazen böyle bir hal gelir, dönerim, o neşeyi hissederim. Kendimi mutsuz hissettiğimde ya da ağrılarım olduğunda döndüğümde bunların ortadan kalktığını görüyorum. Bu tamamen işte kendimizde bütünleşme hali, kendimize dönebilmenin, kendi sessizliğimizde, iç dinginliğimizde kalabilmenin bir yolu. Bilmediğimiz başka boyutlarda, başka şekillerde bir şeyler oluyor ama algımız bunu açıklamaya ne yazık ki yeterli olmuyor. Genelde de bu yolda başlarken sizin frekansınız da daha düşük bir frekansta oluyor. Bu yolculuk sırasında frekansınız gittikçe yükselmeye başlıyor. Ve o frekansa uygun kişileri çekiyorsunuz artık hayatınıza. Genelde bu şifalanmalardan sonra etrafınızdaki insanların da arkadaş çevrenizin değiştiğini görürsünüz. Bazı insanlar çıkarlar hayatınızdan, yeni insanlar gelirler. Bu işte hep frekansınızın artmasıyla ya da frekansınızın değişmesiyle alakalıdır. Onun için mesela bana soruyorlar, yani seni sıkan hiç mi kimse olmuyor? Ya da işte bunlardan anlamayan kimselerle karşılaşmıyor musun? Ben daha bunlarla iç içe olan insanlarla birlikte oluyorum son zamanlarda. Yani gün içinde rastlıyorsunuz ama bu işte koşulsuz ve yargısız olmak çok önemli. Çünkü bir döneminiz öyle geçmiş olabilir sizin de. Onu anlayışla karşılamanız gerekiyor. Onun anlayacağı dilde, bak hiç böyle bir şey yaşamadın mı, hiç tesadüf yaşamadın mı, bunu nasıl açıklıyorsun, işte hiç mi çıkan rüya görmedin, hiç mi düşündüğün insan telefonla aramadı, bu telepati ya da işte bunu nasıl açıklayacaksın diye yaklaşımlarla açıklamaya çalışıyorsunuz. Masaru Emoto, su moleküllerini değişik yerlerde fotoğraflayan, videolayan bilim adamı.
Mesela gidiyorlar, şifa veren sudan örnekler alıyorlar ve onun kristalizasyon fotoğraflarını çekiyorlar. Ve kitabı da var. Çok güzel, çok değişik fotoğraflar var. Ve genelde de çok güzel. Bazısı böyle sivri şeyler oluyor bazı durumlarda ama genelde yuvarlak olmaları moleküllerin daha şifalandırıcı olduğunu gösteriyor. Örneğin şöyle bir örneğimiz var. Şöyle bir örneğimiz var. Çeşitli yerlerde, çeşitli işte mantralar, dualar okuduktan sonra değişik moleküllerin resimlerini çekmişler. Suyun şöyle bir özelliği var. Eğer şifalı bir su varsa, onu azıcığını bile başka bir suyla karıştırdığınızda yine o suda şifalı hale geliyor. Elle tutulmaz, gözle görülmez, tuhaf olaylara inanan insanların kilit kelimeleri boyut ve frekans oluyor. Boyut kavramıyla ilgili en ilginç tanıma Yaşam Çiçeği'nin Unutulmuş Sırrı adlı iki ciltlik tuhaf ve ilginç kitapta rastladım. Boyut seviyeleri farklı oranlar temelinde dalga boylarından başka bir şey değildir. Bu boyutu diğerlerinden ayıran onun temel dalga formunun uzunluğudur. Aynı televizyon ya da radyo gibi. Düğmeyi çevirdiğinizde değişik bir dalga boyu alırsınız. Televizyon ekranında değişik bir görüntü, radyonuzda da değişik bir istasyon gibi. Boyut seviyeleri içinde aynı şey geçerlidir. Bilincinizin dalga boyunu değiştirdiğinizde ve böyle yaparak tüm beden kalıplarınızı da başka bir evrene çevirerek değiştirdiğinizde bu dünyada gözden kaybolur, her nereye uyumlandıysanız oraya gidersiniz. Ne vücudumuzun enerji bazındaki formatını incelediğimiz zaman 7 tane farklı elektromanyetik alandan oluştuğunu görüyoruz. Ve bunların 7 tane kapısı var ki bunları çakralar diyoruz. Ve her elektromanyetik alanın kendine ait bir frekans bandı olduğunu biliyoruz. 0.5'ten 100 Hz'e kadar değişen 7 tane ayrı elektromanyetik alan vardır. Ve hepsini idare eden farklı hormonlar vardır. Ve bu alanları da rezonansa giren organlar mevcuttur. Yani her şey sanki bir bütün içerisinde mükemmel bir şekilde tasarlanmış. Tüm varlıklarda, bütün insanlarda kendi içinde bir şifa gücü vardır. Bu şifa gücünü kullanmak isteyen kullanır. Kullanmak istemeyen başkalarına muhtaç olarak hisseder. Çünkü hastalık evrenden alındığı ne kadar kolay alınırsa o kadar da kolay evrene tekrar iade edilebilir. Çünkü hastalık sadece bizim yolculuk yapmamızda, bu yolculuğumuzda bize bir şeyleri öğretmek için gelir. Bu ses benim içimi tamamıyla titreten, bütün organlarımdaki ritmi oluşturan bir ses. Düngürün belirli yerleri vardır üzerinde. Ne bileyim mesela bu böbreğin ritmidir. Bunu çaldığım zaman ben düngürün üzerinde böbrekler çalışmaya başlar. Böbrek hızlı çalışmaya başlar. Bu kalbindir. Bunu ne kadar hızlandırırsam kalp ritmi o kadar hızlanır. Akciğerler ayrı, karaciğerin ayrı ritmi vardır. Akciğer ritmi de şöyle. Akciğer ritmidir. Bu ritimle bir 5 dakika çalsam sizin akciğerleriniz aktif hale gelir. Varsa kirlilik akciğerlerinizde öksürmeye başlarsınız, atmaya başlarsınız. Evrende her şeyin bir ritmi var. Bu ritim 8 ile 12 Hz arasında dolaşan bir ritim. Dağlar, ovalar, nehirler, dünyanın kendisi, bütün hayvanlar, bitkiler, hepsinin bir titreşimi var ve bir ritim doğrultusunda hareket ediyorlar. Bizim bu ritme uyumlanmamızın tek yolu var. O da doğayla birlikte yaşıyor olabilmemiz. Doğadaki gerçekliği kendi gerçeğimiz olarak kabul etmemiz gerekiyor ki sağlıklı yaşayabilelim. Stres, şehir yaşamı gibi beta
frekansında olan yaşantımızı mümkün olduğu kadar alfa frekansına, yani 8 ile 12 Hz arasına indirmemiz gerekiyor. Canlı kas hücreleri 8 ile 12 Hz arasında titreşiyorlar. Eğer bu hücrelerin ritimlerinde bir sorun oluşursa hastalık oluşuyor. 8 ile 12 Hz arası olan ritim alfa ritmi. Alfa ritmi de bizim uykuya geçmeden önce kendimize en gevşek bıraktığımız frekans. Bilincimiz yerinde ama bütün vücudumuz gevşek vaziyette. Bu meditasyonda da ulaşmaya çalıştığımız bir frekans. Vücudun kendini iyileştirme mekanizmasını aktive edebilmek için bu rahat ve gevşek modda olmak gerekiyor. Bu metodu bulan Dr. Ulrich Randall, kendisi bir cerrah, hücre biyolojisi üzerine araştırmalar yapıyor ve gelişmiş bir mikroskop teknolojisiyle, video mikroskopla hücreleri yaşar haldeyken inceliyor. Ölü bir hücreyi değil, hücre yaşarken nasıl bir hareket yapıyor ve ben bu hareketi nasıl tekrar hücreye, sağlığı bozulan hücreye nasıl yeniden tanımlarım fikriyle yola çıkıyor ve yaptığı araştırmalar sonunda ritmi bozulan hücreye dışarıdan mekanik olarak bir titreşim verip, ama bu sağlıklı titreşimini verip bizim bildiğimiz bir müziğe tempo tutmamız gibi ritmi bozulan hücrede tekrar o sağlıklı titreşimine kavuşuyor. Böylece vücut kendi kendini iyileştiriyor. Yine çok ilginç bir bilgi. Kaslardaki elektriksel aktiviteyi ölçerek deneyler yapan Valerie Hunt adında bir Amerikalı hanım, çakraların yerleri olarak bilinen noktaların radyasyon yaydığını kanıtlıyor. Hunt, buradan yola çıkarak çok çarpıcı bir sonuç elde ediyor. Bu sonuca göre belli bilinç durumları belli frekanslarla ilişkili. Bir kişinin bilinci fiziksel dünyaya demir atmış vaziyetteyken, onun enerji alanının titreşim miktarı saniyede 250 kez. Oysa psişik güçleri olan kişilerin ve şifacıların enerji alanları saniyede 400 ila 800 arasında titreşiyor. Valerie Hunt'ın bulgularına göre transla ve kanallıkla uğraşan kişilerin frekans aralığı 800-900 arasında. 900'ün üzerinde titreşim frekansı olan kişilerse bütün bu yeteneklere ilaveten çok üst düzey mistik deneyimler yaşayan ve bu deneyimleri bütüncül ve metafiziksel bir felsefe ile birleştirebilmiş kişiler oluyorlar. Duyular dışı algı sırasında kişinin girdiği o trans durumu esnasında özellikle sağ beynin arka kısmında 7 saniyede 7 Hz dediğimiz 7 titreşime düşüyor. 7 titreşim normal normalde uyanık insanlarda görüldüğü zaman patolojiktir. Yani bir hastalığı gösterir. Genellikle sarı hastalığının bir göstergesidir. Fakat bu kişilerde sarı hastalığı falan yok. Ve bu duyular dışı algı ya da trans durumu bitince otomatikman 7 Hz hemen 8 ile 12'ye çıkıyor ve normale dönüyor. Yani bu kendilerinin kontrol edebildiği bir normal dışı durum. Yani sonuçta duyular dışı algı sırasının da olan şeyin beyinde bir karşılığı var ve o karşılık bilimsel olarak da ortaya konabiliyor. Beyinde bir değişim oluşuyor. 7 tane elektromanyetik alanın ilk 3'ü manyetik çekim gücündeyken üst 3'ü kozmik çekim gücündedir. Ortadan da ruhumuzla, kalbimizle 4. elektromanyetik alandan bağlıyız. Eğer biz sol beynimizi, yani dünyanın manyetik alanındaki çekim tarafını denetleyen sol beynimizi aşabilirsek ve buradaki egosal dürtülerimizden kurtulursak sevgi frekansını yakalayabiliyoruz. 4. elektromanyetik alanımızı devreye koyabiliyoruz. Ve onun üstünde de kozmik sistemle bağlantıya geçiyoruz ki buradaki sistem sağ beyni devreye sokuyor. Yani sezgisel görü, sezgisel duyular, sezgisel işitmeler hepsi sağ beyinle ilgilidir. Ve buradan aldığımız bilgiler çok yüksek boyuttaki morfogenetik alanlarla bizim frekans bazında iletişime girmemizi sağlıyor. Her şey bir morfogenetik alan içerisinde kayıtlı altındadır. Ve bu her morfogenetik alanın bir frekans bandı vardır. Eğer biz düşünce gücümüzde o frekans bandına çıkabiliyorsak o morfogenetik alanla haberleşebiliyoruz. Orada bir bilgi paylaşımına girebiliyoruz. Dolayısıyla
Mevcut olan evrensel bilgilere sahip olmamız için sağ beynimizi kullanabilme özelliğine kavuşmamız gerekiyor. Yapılan araştırmalarda da şarkı söylemenin çok önemli ve çok iyileştirici bir etkisi olduğu gözlemlenmiş. Şarkı söylediğinizde ama en az 7 dakika söylemeye önem verin. 7 dakika söylediğinizde vücudunuzdaki titreşim değişmeye başlıyor. Ve beyninizin sağ-sol lob dengeleri sağlanıyor. Yani sağ beyin ve sol beyindeki kullanmadığınız hücreler aktive olmaya başlıyor. Hormonlarınız, enzimleriniz dengeleniyor. Genelde de şarkıcılara bakarsınız, ameliyat olanlar değil de, şarkıcıların genç kaldığını görürsünüz. O şarkı söylemekte dolayı oluyor. Şu kafatasında titreşimi yaratmak, bu beynin sağ-sol lob dengesini sağladığı gibi işte diğer iyileştirici etkilerini de gösteriyor. Sol beyin insanı ben ve öteki diye ayırır. Yani ben varım, benim dışımda da bir öteki var. Ama sağ beyin biz der. Yani ben varım demez. Benlik hissini tamamen bir kenara bırakır ve etrafındaki insanları da kendinden hisseder ve onlarla bir birlik hissi içerisine girer. Zaten duyular dışı algının sağ beyinden çıkmasının özelliği de oradan kaynaklanıyor. Sağ beyin aktif olan, sağ beyni çok çalışan insanların duyular dışı algısı güçlü, telepatik algısı güçlü, önceden bilme yetenekleri güçlü. Çünkü kendi sınırını çizmediği için, ben deyip öteki ayırmadığı için başkalarının zihinlerine de ulaşabiliyor sağ beyin. Dolayısıyla toplum ne kadar sağ beyinliyse o kadar birbirine bağlı, birbirini ötekileştirmeyen bir şey oluyor, özelliği oluyor sosyal olarak. Ama sol beyin ağırlıklıysa ben ve öteki diye sürekli ayırdığı için o zaman toplum da ayrışıyor. Zaten bütün savaşlar, ideolojik saplantılar, radikal dincilik de dahil tamamen sol beynin ürünü. İçerideki kişinin beyninin içi, işte beyaz maddesi, gri maddesi güzel bir şekilde görünebiliyor. Değişik açılardan bakabiliriz. Şu şekilde. Hepimizin kafasının arkasında görmeyle ilgili bir bölge var. Şimdi bunu nasıl görüyoruz bu şekilde? Bu MR cihazı bize nasıl bu bilgiyi veriyor? Beynin belli bir bölgesi çalıştığı zaman bu hücrelerin daha fazla enerjiye ihtiyacı oluyor elbette. Bu enerjiyi karşılamak için de bir takım işlemler yapması lazım. Bu işlemleri yapabilmek için oksijene ihtiyacı var. Nerede daha fazla nöral aktivite varsa oraya daha fazla oksijenli kan gidiyor. Böylece biz işte nöral aktivitenin yoğunlaştığı bölgeleri bu oksijenli kan miktarına bakarak belirleyebiliyoruz. MR cihazının yaptığı da bu. Şimdi burada da beyne yandan bakıyoruz. Şu an gördüğümüz yer beynin sol yarı küresi. Yine aynı şekilde bariz bir biçimde sağ elini oynatırken aktif olan bölgeler burada sol yarı kürede görünüyor. Şöyle ilerlersem sağ yarı küreye geçeceğiz. Bu sefer de sol elini oynatırken aktif olan bölgeleri göreceğiz. Bunlar hep motor korteksin el hareketleriyle ilgili bölgeleri. Şimdi beyin vücudunuzdaki her noktadan bilgiyi alıp işliyor. Parmağınıza bir şey batsa beyin hissediyor. Gerçi parmağınızda olmuş gibi hissediyorsunuz ama aslında o beyinde olan bir şey. Beynin algılayamadığı tek bir organ var. O organ da kendisi. Kafatasını açın birisinin. Bir iğne batırın. Hatta kesin bir kısmını çıkarın. Fark etmeyiz bile. Ya ilginç bir şekilde beyin kendisi dışında her şeyi işlerken, algılayabilirken kendisini algılayamayan bir organ. Ama bizim bütün dünyayı algılayışımızı, dünya görüşümüzü, işte elektronları, molekülleri, her şeyi algılamamızı sağlayan organ da o. Hatta bazı felsefecilere göre bu bilişsel nörobilimlerin falan çıkması tam burada yatıyor. Biz bu beyni kullanarak gene beyni anlamaya çalışıyoruz. Burada bir terslik var. Kullandığınız organla o organın ne olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz.
Bu aslında kolay bir şey değil. Felsefi olarak birazcık yani tereddütlü çıkmazı olan bir şey. Bir kalem düşünün. Bu kalem kendi kendine ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Beyin kendi kendine ne yaptığını anlamaya çalışıyor. O yüzden bazı insanlar diyor ki bunu biz hiçbir zaman tam olarak beceremeyeceğiz. Hiçbir zaman beynin nasıl çalıştığını anlayamayacağız. Çünkü bizim zihnimiz, bizim aklımız zaten bu beyinle sınırlı. Bu kadar işte teknolojiler gelişti bilmem ne falan ama bakmayın. Daha çok az şey biliyoruz. Şimdi doçentlik sınavına girmeden önce 2011'de bir arkadaşla kahve içmeye gittik. Orada fal da bakılıyordu. Kahveden sonra merakımızdan dolayı bir fal baktıralım diye düşündük. Beyin cerrahı arkadaşımızla beraber. Önce beyin cerrahı arkadaşımız fal baktırdı. Sonra şaşkın şaşkın geri geldi. Arkasından sıra bana geldi ve hiçbir bilgi vermeden, kim olduğumu söylemeden, adımı söylemeden falcı bayanın yanına gittim. İzmir'in meşhur falcılarından bir tanesiymiş. Kahve fincanını alıp hızlı hızlı parmağıyla çevirmeye başladı. Ve o sırada böyle bir derin trans durumuna geçti. Ben daha çok kendisini incelemek istiyordum. Yani bu fal bakarken nasıl bir davranış oluyor, nasıl bir trans durumuna geçiyor. İşte sola bakarak sürekli bir tekrarlı cümleler kurarak işte İstanbul'a gideceksin, İstanbul'a gideceksin, profesör olacaksın, profesör olacaksın gibi böyle tekrarlı tekrarlı aynı şeyleri söylüyordu ve sonrasında işte gireceğin sınavda 5 kişi olacak, bir tanesi işte seni engellemeye çalışacak ama sonunda devletten gelecek beyaz zarfı alacaksın, beyaz belgeyi alacaksın diye ısrarla tekrarla aynı bu 4 cümleyi söyleyip duruyordu tekrar tekrar. Tabii bir hafta sonra ben doçentlik sınavı için İzmir'den İstanbul'a gidecektim. Gittiğimde de zaten jüri üyeleri 5 kişi. Sınavda da karşılaştığım üzere içlerinden bir tanesi gerçekten sınavıma sorun çıkarıp ilk sınavdan geçmemi engelledi. Falcı denen kişiler ya da öngörü yapan insanlar bunu normal şartlar altında günlük sıradan günlük bilinç halinde yapmıyorlar zaten. Geleceği önceden bilme durumları genelde işte uyku sırasında yani bilinçliliğin azaldığı bilinçli kontrolün azaldığı uyku durumunda ya da yarı trans durumlarında ortaya çıkıyor. Dolayısıyla falcılar kahve bahane, su bahane ya da diğer yöntemlerin aslında hepsi bahane. Orada önemli olan bir trans durumuna geçip beyni farklı bir bilinç haline çevirmek. Farklı bilinç haline çevrildiği zaman özellikle sağ beyinden kaynaklanan bazı değişikliklerle bazı insanlar, sıra dışı insanlar gelecekteki olayları önceden algılayabiliyorlar. Genellikle tekrarlı bir bilimsel olarak stereotipi denen bir davranış oluyor. Yani aynı şeyi tekrar etme. İşte sola doğru bakması mesela beynin sağ tarafının çalıştığını gösteriyor insanlarda. Geleceği önceden görenlerde, duyu dışı algısı olanlarda zaten yapılan beyin çalışmalarında sağ beynin şakak bölgesinde belirgin bir farklılıklar olduğu gösterilmiş. Yani beyinde bir karşılığı olduğuna göre bunun bilimsel bir açıklamasının da olması gerekiyor. Burada gözüken şu, bazı insanlar olmamış bir olayı zamanda daha henüz gerçekleşmemiş bir olay önceden bilmesi. Yani bu bireysel olarak çok önemli olmayabilir ama bilimsel açıdan bakıldığı zaman fizikteki zaman kavramını tamamen ya da nedensellik ilkesini tamamen alt üst eden bir durum. Klasik fiziğe göre bunu açıklamak mümkün değil. Yani Newton fiziğine göre ya da klasik fiziğe göre nedenler daima sonuçları doğurur. Biz bunu kullanarak mesela yakın zamanda işte kuyruklu yıldızın üzerine uzay sondası gönderdik. Dünyadan fırlattık ve 5 yıl sonra gidip kuyruklu yıldızın üzerine oturdu. Bunu yapan Newton fiziğinin gücü. Fakat kuantum fiziği bundan tamamen farklı. Deterministik ya da belirlenimci değil, olasılıkçı. Yani kuantum fiziği atom altı dünyasında çalıştığı için kuantum fiziğine göre nedenleri bilseniz de sonuçları kesin olarak bilemezsiniz ve sadece onları belli bir dereceye kadar tahmin yürütebilirsiniz. Siz şimdi yakın bir akrabanızın kaza yaptığını görüyorsunuz 2 gün sonra. Rüyanızda görüyorsunuz kaza yapıyor ve 2 gün sonra bu gerçekleşiyor. Yani normal klasik fiziğe göre bunu sizin bilmeniz mümkün değil. Çünkü arada 2 gün bir zaman var. O kazanın olması için bir neden gerekiyor ve onlar henüz oluşmamış. Dolayısıyla oluşmamış bir şeyi bilmeniz, bilincinize onun ulaşması mümkün değil. Dolayısıyla klasik fiziğin bu konularda herhangi bir açıklaması yok.
Bunu açıklayabilecek ancak kuantum fiziği ve onunla ilgili kavramlar. Ama her halükarda şu anki kuantum fiziği de zamana bağlı görüldüğü için birçok denklem, kuantum fiziğin temel denklemleri, Schrödinger denklemi diye bir denklem var mesela, zamana bağımlı bir denklem. O bile zaman kavramını kullanıyor. O bile gelecekte olacak bir olayı önceden bilmeyi açıklayacak durumda değil. Dolayısıyla yeni bir fizik gerekiyor. Gözle gördüğümüz doğanın aslında çok küçük parçacıklardan meydana geldiğini bizler biliyoruz. İşte o çok küçük parçacıkların var olduğu dünyada nelerin olup bittiğini, hangi yasaların, hangi ilkelerin neyi nasıl meydana getirdiğini araştıran bilim dalı kuantum fiziğidir. Ve çok önemli bir takım çalışmalara imza atmıştır kuantum fiziğe ve bugün kullandığımız ileri teknoloji sayılabilecek bütün bu kamera sistemlerinin, televizyon sistemlerinin, uzay araştırmalarının vesaire hepsinin temelinde aslında o nano dünya dediğimiz, atomik dünya dediğimiz ve maddenin, bütün maddi varlıkların içinde var olan o nano dünyada gerçekleşen bir takım fizik yasalarından yararlanarak ortaya çıkarılmıştır. Atom altı boyutlara indiğimiz zaman da işte kuantum fiziği devreye giriyor. Yani o dünyada ne olup bittiğini açıklayan kuantum fiziği yasalarıdır. Bilincin kuantum fiziğiyle ilişkili olabileceği konusundaki bir takım düşünceleri ta 1930'larda kuantum fiziğinin kurucularından Bohr, Schrödinger de bahsetmiştir. Ama aradan geçen zaman içerisinde bu kabul görmemiştir. Şimdi tekrar bunun önemli olabileceği ve açıklanabileceği noktasına doğru ilerliyoruz. Bilimi bir ada olarak düşünsek, her gün evren hakkındaki bilgilerimiz arttıkça genişleyen bir ada. O adanın kıyısında durup başımızı yerdeki çakıl taşlarından kaldırdığımız ve uzaklara baktığımız zaman orada bizi bekleyen sonsuz büyüklükte bir bilinmezle, engin bir okyanusla ve engin bir gökyüzüyle karşı karşıya olduğumuzu anlarız. 1922 yılında bildiğimiz evrenin genişliği galaksimizin boyutları ile sınırlıydı. Yani 100 bin ışık yılı. 2012 yılında bildiğimiz evrenin genişliği ise 93 milyar ışık yılı. Büyük yollar kat edilmiş, bilim adasını epeyce büyütmüş. Üstelik de bu gelişmelerin nasıl büyük fedakarlıklarla yapıldığını, gerçek bir bilim adamı olmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Güneş'in Samanyolu galaksisinin etrafında bir turu tamamlaması 225 milyon yıl. Bu süreye kıyaslarsak bizler bu gezegenin üzerinde birkaç saniyeliğine var olup sonra hemen yok olan varlıklarız. Tıpkı bize göre ömrü çok kısa olan kelebekler ve ancak mikroskop altında gördüğümüz o minik bakteriler gibi. Einstein said that time is just a persistent illusion, and he proved that mathematically every moment of time continues. And this is a huge concept because it means although we all see ourselves on a linear timeline moving from the past into the future, in fact this is a complete illusion. Every moment we've ever known and every moment we will ever know continue to exist. There's a concept of multiple dimensions in terms of reality and of multiple parallel universes. And these universes can exist as close to us as the clothes that we're wearing and we would not necessarily even be aware of them. Geceleri gökyüzünü seyrederken farklı geçmişleri, binlerce, on binlerce, yüz binlerce yıl farklı zaman kesitlerini aynı anda bir tablo gibi gökyüzünde seyrediyoruz. Zaman böyle bir şey. Geçmiş olsun, şu anki zaman olsun, gelecek olsun fark etmez. Bunların hepsi zamanın üzerinde, bu dairesel çizgisinde mevcut. Gelecekteki yaşanacak, bize göre yaşanacak, aslında yaşanmış olan olaylar da zamanın belli kesitlerinde mevcut. Biz sırası geldikçe uzay kesitlerinde onu atlamalar yaparak oralara varıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bakın Hazreti Yusuf'un gördüğü rüyalardan bahseder.
Hatta onu gördüğü rüyalardan bahsetmek de kalmaz. Başkalarının gördüğü ve onun yorumladığı rüyalardan bahseder ve bütün bunların hepsi gelecekle ilgilidir. Bütün geleceğe dair bilgiler vardır ve o bilgileri alır, yorumlar ve ortaya koyar. Burada aslında rüyalarda geleceğe dair bilgilerin alınabileceğini biz burada görüyoruz. Geleceğe dair olan olaylar zaten hali hazırda mevcut olduğu için biz de uykuda bu uzay zaman boyutundan bağımsızlaşarak farklı bir yere gittiğimiz için, bir yere kanalize olduğumuz için bu bilgi bilinmez bir şekilde, anlayamadığımız bir şekilde bazen bize ulaşabiliyor, bunlara temas edebiliyoruz. Bu konuyu Anadolu bilgeliğine dahi bağlamak mümkündür. Ezel ile ebed birleşirler fakat akıl aczinden, yetersizliğinden bunu kavrayamaz. Bunu Mevlana 1200 yıllarında söylemiş ve yazmıştır, şiirinde vardır. Bunun çok derin anlamları var. Ezel geçmiş sonsuz, ebed gelecek sonsuz ve bunlar birleşirler. Fakat nerede birleşirler? Gelecek ve geçmiş çok uzak olduğuna göre bir araya gelemiyorlar. Ama şu anda birleşirler. Yani Mevlana bize demek istiyor ki ezel ve ebed, geçmiş sonsuz ile gelecek sonsuz şu anda mevcuttur. Şu anda vardır ve biz şu anda ikisini de yaşıyoruz. Eğer zaman bir spiral ise, yani aynı zamanda bir DNA zinciri gibi kendi üzerine dönen ve bir halka, helezoni bir yapıya sahipse, biz anında gelecekten de bilgiler alabiliriz. Nitekim kuantum kuramı, eğer yerellik geçerli değilse, bize bu türden gelecekten de bilgiler gelebileceğini en azından olanak sağlıyor, bir kapı açıyor ve bunun imkansız olmayacağını söylüyor. Dolayısıyla birçok insanlar bu konuda yetenek sahibidirler. Mesela gelecekten bilgi getiren insanlar vardır. Mesela rüyalarında olacak olayları gören ve bunu anlatan insanlar da vardır. Bilimin hududuna doğru gittikçe bunların da gerçekliği karşımıza çıkmaktadır. Ve bunları reddedip hayır böyle şeyler olamaz, bunlar saçmadır demenin de hiçbir anlamı ve gereği de yoktur. The strings that make our universe are attached to one brain, that's a surface, two or three or four dimensional surface, or even a higher dimensional surface, we're not sure. And the strings attached to our surface, our brain, can exist in parallel with an infinite number of other brains. And all it requires is that the strings in those universes vibrate at slightly different frequencies for them to give rise to completely different physics than we can even imagine, completely different realities. And those realities are capable of coexisting with this one, and we wouldn't even know that they're there. Sicim teorisine geldiğiniz zaman bir başka bir felsefe benimseniyor. Sicim teorisi bunlardan çok farklı bir birleştirme bize getiriyor. Yani fiziğin temelindeki kuvvet ve madde ikiliğini de aşan bir birleştirme getiriyor. Ama dediğim gibi bu birleştirme 10 boyutlu uzay zamanda oluyor. Fakat biz 10 boyutlu zamanı algılamamız veya 10 boyutlu zamanda deney yapmamız, gözlem yapmamız söz konusu değil. Bizim içinde yaşadığımız evren gerçekten algılarımız ve de deneyimlerimiz bize 3 boyutlu bir uzayda yaşadığımızı söylüyor. Bizim yani sicim teorisinde yapmamız gereken şey böyle bir birleşmeyi, yani ikiliklerin giderilmesini 10 boyutlu bir uzay zamanda sağlayıp ondan sonra oradan nasıl oluyor da 4 boyutlu uzay zamanına geliyoruz, bunun da açıklamasını yapmak. Bu ikinci şey esasında sicim teorisinde şu anda henüz eksik o. Ve pek çok tartışmanın nedeni de buradan geliyor. Bilimin Kıyısında adlı bu proje bana beynimden ve omuriliğimden aşağı doğru akan elektromanyetik gücün yaratılıştan gelen can olduğunu, nefesin ruhla beden arasındaki bağ olduğunu öğretti. Artık birçok hastalıktan enerji şifası yöntemleriyle arınabileceğimi biliyorum. Ama benim için önemli olan ne şifalanmak ne de gelecekte neler olacağını bilmek. Önemli olan nasıl olup da bunların mümkün olduğunu, hangi doğa kanununa bağlı olarak mümkün olduğunu anlamak. Bu muazzam konunun sadece yüzeyine dokunduğumu çoktandır biliyorum. Galiba aslında yolculuk yeni başlıyor. Gerçekten gizem çok ama çok büyük.
Bir zamanlar bir fizik kitabı okumuştum. Adı Her Yönde Sonsuz idi. Galiba içinde yaşadığımız evreni en güzel tanımlayan sıfat bu.